Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. ikinci dönem ikinci yazılı kampıyla birlikteyiz. Tabii ki hangi derste? Biyoloji dersinde. Takvimimizi göstereyim. Bugün biyoloji dersine hazırlık yapacağız. Bugün arkasından da tabii ki tarih hazırlık sizinle birlikte olacak. Arkasından coğrafya din gelecek yarın. Sonra da İngilizce hazırlığımızı yapmış olacağız. Takvimimizi gösterdim. Bugün size tabii ki bir sürpriz de göstermek istiyorum. 10'dan 11'e hazırlık setimiz çıkıyor. 10'dan 11'e hazırlık kampımız başlayacak gençler. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, tarih, coğrafya ile ilgili kitapları içerisinde bulabilirsiniz. Hazırlık kampında neler yaptık biliyorsunuz ki 10. sınıf, 9. sınıf ve önceki sınıflar tabii ki 11. sınıf için çok önemli. Burada bildiğimiz bilgilerden 11. sınıfta karşımıza çıkacak olanlar var. Buradaki bilgileri kullanarak 11 sınıfa hazırlığımızı tam anlamıyla yapabiliriz. Özellikle yaz döneminde biyoloji üstünden biraz göstereyim gençler. Mesela biz ilk olarak insan fizyolojisi ünitesine başlayacağız 11. sınıfta. İnsan fizyolojisi ünitesinin içerisinde de solunum sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi gibi pek çok sistemi göreceğiz. Çok detaylı ve ayrıntılı bir şekilde. Aslında biz bunların küçük küçük kısımlarını daha önceki senelerde gördük. Orada gördüğümüz bilgileri hatırlamamızı, tekrardan bu ünitelere hazırlanmamızı sağlayacak bir kitap hazırladık size. Dediğim gibi matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, tarih, coğrafya kitaplarımız hazır. Bununla ilgili kampımızı da yakında size duyurmuş olacağız. Şimdi hazırsanız yazsanın arkanıza, yazılıya hazırlığa başlayalım. Öncelikli olarak hangi ünitelerden sorumluyuz, konular nelerdir? Bunlara bir bakalım. Biliyorsunuz ki kalıtım ünitesinin bir kısmını 10. sınıfın ilk döneminde gördük. Bir kısmını 10. sınıfın ikinci döneminde gördük. Ama kalıtım öyle bir ünite ki başını bilmeden sonunu yapabilmemiz mümkün değil. Özellikle kalıtsal kavramlar kısmı bizim için çok değerli ve önemli. Ben homozigotun, heterozigotun, monohibritin, dihibritin ne olduğunu bilmezsem diğer kısımları yapmam mümkün olmuyor. Kalıtımın ikinci döneme kalan kısmı Mendel genetik dışlar sapmalar dediğimiz kısım aslında Mendel genetiğinin haricinde Mendel'den sonra bulunan kısımlardan bahsediyoruz gençler. Bunlardan birincisi eş baskınlık dediğimiz kısımdı. Normal şartlar altında Mendel genetiğinde neyi öğrenmiştik? Bir baskın genimiz var, bir de çekinik genimiz var. Baskın ve çekinik gen yan yana geldiğinde baskına ait özellikler dışarıdan görülüyordu. Eş baskınlıkta ise iki tane gen var. Bu genler birbirine baskın gelemiyorlar. İkisinin de etkisi eşit düzeyde görülüyordu. O zaman bu genler arasında eş baskınlık vardır diyorduk. Mesela kırmızı çiçeklerimiz olsun onları K ile gösteriyorduk. Beyaz çiçeklerimiz olsun onları B ile gösteriyorduk. Kırmızı ve beyaz genleri yan yana geldiği zaman çiçekte hem kırmızı benekler hem beyaz benekler hem kırmızı şeritler hem beyaz şeritler görüyorduk. Yani iki özelliği de gösteriyorlardı. Çok allerli kalıtım dediğimiz zaman o da yine Mendel genetiğine uymuyordu. Niye uymuyordu? Mendel genetiğinde iki tane genden bahsediyorduk. Çok allerli kalıtımda ise bir karakterin ortaya çıkmasını sağlayan genler birden fazlaydı gençler. Bu tarz e, baktığımız zaman ikiden daha fazla gen karakterin ortaya çıkmasını sağlıyorsa çok hallerlik vardır diyorduk. Genellikle de onları nasıl gösteriyorduk? A1, A2, A3 şeklinde gösterim yapabiliyorduk. Eşeğin belirlenmesi ve eşeğe bağlı kalıtımda ise yine farklı durumlar söz konusu oluyordu. Dişi bireylere baktığımız zaman XX kromozom formülüne sahipti. Erkek bireyler ise XY kromozom formülüne sahipti. Bazı özelliklerin aktarılması X ve Y kromozomları üzerinde gerçekleşebiliyor. Dişilerde iki tane X kromozomu bulunduğu için farklı bir oran ortaya çıkıyordu. Erkeklerde bir tane X kromozomu bulunduğu için mesela x'e bağlı bir özelliğin aktarımında farklı bir oran söz konusu oluyordu. X'e bağlı çekinik aktarılan hastalıkları görmüştük. Bunlardan en bilindikleri tabii ki renk körlüğü olarak karşımıza çıkıyordu. Hemofili dediğimiz rahatsızlık da X kromozomuna bağlı çekinik olarak taşınıyordu. Y kromozomuna bağlı kalıtımda da mesela erkeklerdeki kulak kıllılığını biliyorduk. Y kromozomunun şöyle bir özelliği vardı. Babadan devamlı olarak erkek çocuklara aktarımı söz konusu oluyordu. Yani babada varsa erkek çocukta çıkacak. Onda varsa onun çocuğunda da çıkacak. Soydaki tüm erkeklerde görülecekti en son akraba evlilikleri ve genetik varyasyonlardan bahsetmiştik. Akraba evliliği yapmayın. Genetik hastalıkların görülme ihtimali artar deyip deyip duruyorlar. Neden bunu söylüyorlar? Çünkü akraba evliliği yapıldığı zaman hastalığın çekinik bir genle taşınıyorsa ortaya çıkma ihtimali artıyordu. Mesela diyelim ki ben sağlıklı bir bireyim dışarıdan baktığın zaman hastalık geni de şu küçük a çekinikle gösterilen gen olsun dışarıdan baktığın zaman ben sağlıklıyım fakat hastalık genini taşıyorum. Gittim kendi akrabam olan dayımın oğlu amcamın oğlu da genetik olarak bana çok benzerdir. Onda da çekinik olarak taşınan bu hastalığın geninin bulunma durumu var. İkimize de baktın sağlıklı görünüyoruz ama biz evlendiğimiz zaman iki çekinik yan yan yana gelebilir. Hastalığa sahip çocuğumuz dünyaya gelebilir. Bu bir ihtimaldir. Yapılan çalışmalarda evlilik arasında akrabalık varsa genetik hastalıkların görünme ihtimalinin iki katı kadar arttığını gösteriyor gençler. Ben gitsem dünyanın öbür ucundan bir insanla evlensem yine aynı şekilde genetik bir hastalık ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir veya gider amcamın oğluyla evlenirim genetik bir kusuru olmayan hastalığı olmayan bir çocuğum olabilir mi? Olabilir akraba evliliği sadece arttığını gösteriyor diyeyim. Sonra ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları dediğimizde dediğimiz ünitemize geçmiştik. Ekosistem ekolojisi dediğimiz zaman bilmemiz gereken bazı kavramlar vardı. Bunlardan birincisi organizma, tür dediğimiz kavramdı. Tür ne demek? Doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilen en 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 önemli cümlemiz. Çiftleştiğinde verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar ismini veriyorduk. Sınırları belli bir alanda aynı tür canlılar bir araya geldiği zaman popülasyonları meydana getiriyorlardı. Sınırları belli bir alanda birden fazla popülasyon bir araya geldiği zaman komüniteler meydana geliyordu. Komünitelere abiyotik faktörleri eklediğimiz zaman da ekosistemler meydana geliyordu. Yani Akdeniz ekosistemi dediği zaman Akdeniz'de yaşayan hem canlılardan bahsediyordu hem de cansız faktörlerden bahsetmiş oluyordu. Geleyim biyomlara. Biyomlar ise büyük ekosistemlerdi. Çöl biyomları, yağmur ormanı biyomları gibi biyom çeşitleri vardı. Ekosistemlerde Okyanusun en derin noktasından havanın canlı yaşayan en yüksek noktasına kadar canlıların tamamının birden yaşadığı alana da biyosfer veya diğer tanımıyla ekosfer ismi veriliyordu. Yine bilmemiz gereken birkaç tane kavramdan daha bahsedeyim. Habitat ne demek? canlıların yaşamlarını ve üremelerini en iyi şekilde sürdürdüğü alanlara habitat diyorduk. Kısacası canlının adresinden bahsediyorduk. Ekolojik niş ne demek? Ekosistemlerde canlının üstüne düşen işe, canlının görevine ekolojik nişi ismini veriyorduk. Ekotonlar ise iki ekosistemin kesişim noktasıydı. Hem bu ekosisteme ait canlılar bulunuyordu hem de bu ekosisteme ait canlılar bulunuyordu. Yani canlı çeşitliliğinin çok olduğu alanlardı fakat az bireyle temsil ediliyorlardı diyeyim. Ekosistemlerin kesişim noktası olan ekotonlarda da rekabet fazladır. Ekosisteme etkileyen faktörlere de bakacak olursak bir biyotik faktörlerimiz bir de abiyotik faktörlerimiz var. Biyotik faktörler tabii ki ekosistemi etkileyen canlı faktörlerdir. Üretici, tüketici ve ayrıştırıcılardan bahsediyoruz. Üreticiler dediğimiz zaman inorganik maddelerden organik madde sentezini gerçekleştirebilen canlılardı. Işık enerjisini kullanarak bu işi gerçekleştirenlere fotoototrof, fotosentez yapan canlılar diyorduk. Kimyasal enerjiyi kullanarak inorganik maddelerden organik madde sentezleyenlere ise kemoototrof canlılar diyorduk. Yaptıkları işte kemosentez oluyordu. Tüketici heterotrof canlılar ise besinini doğadan hazır olarak karşılayan canlılardır. Ayrıştırıcılar ise madde döngülerinde ve ekosistemde çok önemli canlılar. Organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürüyorlar yani madde döngülerini sağlayıp ekosistemin devamlılığını gerçekleştirmiş oluyorlar. Beslenme şekillerine göre canlılara bakacak olursak dediğim gibi ototroflar üreticilerde fotosentez yapanlara fotototrof, kemosentez yapanlara kemoototrof dedik. Besinini doğadan hazır olarak alanlar tüketicilerdir, heterotroflardır. Holozoik beslenenler besinini katı parçalar halinde alanlar oluyordu. Ot çullara herbivorlar diyorduk. Et çillere karnivorlar diyorduk. Bir de hep çil dediğimiz hem ot hem et yiyebilenler vardı. Onlara ise omnivorlar ismini veriyorduk. Ayrıştırıcılardan bahsettik. Organik atıkları, ölüleri parçalayıp inorganik maddelere dönüştürüyorlar. İnorganik maddeleri de ototroflar kullanacak. Böylelikle ekosistemlerin devamlılığı gerçekleşecek. Simbiyotik yaşayanlar bir sonraki senenin konusu gençler. Simbiyotik yaşayanlar iki veya daha fazla canlının aslında birlikte yaşaması anlamına geliyor. Hem ototrof hem heterotrof dediğimiz zaman da doğada sadece iki tane örnek biliyoruz. Bunlardan birincisi öglenadır. Öglena ne yapıyor? Hem kloroplastları var fotosentez yaparak kendi besini kendi sentezleyebiliyor hem de ihtiyaç duyduğu durumlarda doğadan hazır olarak alabiliyordu. Böcekçil bitkiler dediğimiz zaman da sinek kapan gibi bitkilerden bahsediyoruz. Yakaladıkları böceklerden azot ihtiyaçlarını karşılıyorlar bu bakımdan heterotroflar. Aynı zamanda fotosentez yapabildikleri için ototroflardı. Ekosistemlerde madde ve enerji akışı dediğimiz zaman da tabii ki besin piramidi enerji piramitleri meydana geliyordu. Canlıların birbirleriyle beslenmeleri sonucu oluşan zincirlere besin zinciri ismini veriyorduk. Besin zincirlerini besin piramitleri üzerinde gösterecek olursak en alt basamakta her zaman üretici canlılar yer alacak. Üretici canlıların bulunduğu bu düzeye birincil trofik düzeyi ismini veriyorduk. Birincil Üreticileri yiyecek olanlar tabii ki birinci il tüketicilerimiz yani otçul canlılarımız olacak. Onu ikinci il tüketici, onu üçüncü tüketici ta bu iş son tüketiciye kadar gidecek. Her bir basamak da bizim için trofik düzey olacaktı. Ayrıştırıcılara baktığımız zaman da ekosistemde her canlı öleceğine göre ayrıştırıcılar da tabii ki her bir basamakta yer alıyorlardı. Üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe birey sayısı ne olur gençler? azalır, biyokütle azalır, aktarılan enerji azalır, biyolojik birikim dediğimiz zehirli madde birikimi tabii ki artacaktır. Genellikle vücut büyüklüğü de artar. Burada genellikle kelimesi bizim için önemliydi. Çünkü mesela ben inek yiyorum, inek benim alt basamağımda yer alıyor ama benden daha büyük bir kitleye sahip. Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği kısmında azot döngüsünden, karbon döngüsünden ve su döngüsünden bahsetmiştik. En basiti tabii ki su döngüsü olacak gençler. Su döngüsüne baktığımız zaman atmosferde ve tabii ki yer kürede belli oranlarda su bulunuyor. Yer küredeki su atmosfere, atmosferdeki su yer küreye geçiş yapacak. Buharlaşma ve yağış olayları sayesinde yer kürede bulunan su canlıların vücutlarına da geçebilir. Geldik azot döngüsü dediğimiz döngüye atmosferde belli bir oranda azot gazı vardı fakat biz bu azot gazından doğrudan yararlanamıyorduk. Ne yapıyordu özel bakteriler vardı rizobiyum bakterileri dediğimiz bakteriler rizobiyum bakterileri havanın serbest azotunu yakalayarak baklagillere veriyorlardı. Böylelikle ototroflara azot geçmiş oluyordu veya ne oluyordu şimşek çaktı yıldırım düştü. Atmosferde bulunan azot toprağa bağlanabiliyordu gençler. Böylelikle topraktaki azotu bitkiler kullanabiliyordu. Bitkileri hayvanlar, heterotroflar yediği zaman da heterotrofların yapısındaki azota dönüşüyordu. Azot canlı vücuduna geçti. Ne olacak bu canlılar? Ölecek. Kim gelip onları parçalayacak? Ayrıştırıcı dediğimiz canlılar. Ayrıştırıcılar bunları parçaladığı zaman amonya dönüştürüyorlardı. Yani NH3'e. Amonya nitrit bakterileri gelip nitrite. Nitrat bakterileri de gelip nitrata dönüştürüyorlardı. Topraktan artık alınabilecek Azot formu nitrat dediğimiz form oluyordu gençler. Bunun haricinde karbon döngüsüne de bakacak olursak tabii ki atmosferde belli bir oranda karbondioksit gazı da var. Karbondioksit gazından sadece ototrof canlılar yararlanabiliyor, yapılarına katabiliyorlar. Onlar besin sentezi sırasında atmosferdeki karbondioksiti kullandığı besinin yapısında ki karbona dönüştü. Biz de besinle beslendiğimiz zaman vücudumuza almış oluyorduk. Oksijenli solunum yapıldığı zaman atmosfere verilen karbondioksit atmosferdeki karbon miktarını arttırır. Unutmayın, fosil yakıtların yanması, ayrıştırıcı faaliyetleri de yine atmosferdeki karbon miktarını arttırıyordu. Güncel çevre sorunları kısmına da bakacak olursak hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, radyoaktif kirlilik, ses kirliliği, asit yağmurları gibi çevre sorunlarımız vardı en büyük sorunlarımızdan biri sera etkisi dediğimiz olayın artması sonucu küresel iklim değişikliği meydana geliyordu. Bu da uluslararası düzeyde daha doğrusu tüm dünyada en büyük sorunlar arasında yer alıyordu. Canlıların yaşam alanlarını tahrip ediyoruz. Haliyle ekosistemlerdeki canlıların nesilleri tükeniyor. Her bir canlının neslinin tükenmesi de o ekosistemin zarar görmesi anlamına gelecek. Biyoçeşitliliğin azalması anlamına gelecek. Bu çevre sorunlarına daha duyarlı olalım, daha bilinçlenelim, kavramları daha iyi oturtabilelim diye ortaya atılmış bazı ayak izleri var. Bunlardan birincisi karbon ayak izi. Aslında bu kavramı niçin kullanıyoruz? Atmosfere verdiğimiz karbondioksit miktarını, karbon miktarını ölçmek için kullanıyoruz. Maalesef ki günden güne... Atmosfere verdiğimiz karbon miktarı artıyor. Karbon ayak izimiz buyuyor. Su ayak izine baktığımız zaman da bir malın üretilmesi için gerekli olan su miktarı suya verdiğimiz zarardan bahsediyoruz. Yeşil su ayak izi, mavi su ayak izi, gri su ayak izi gibi çeşitleri vardı. Ekolojik ayak izi dediğimiz zaman da ekosisteme verdiğimiz zararın geri dönüştürülebilmesi için gerekli olan toplam alandan bahsediyorduk. Buradan da hemen tabii ki sorularımıza geçiş yapıyorum gençler. İlk olarak nelerden başlayacağız? Doğru yanlış sorularımızdan başlamış olacağız. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfini yazınız demiş. Farklı iki ekosistemin kesişim bölgesine ekoton denir. Buraya kadar doğru mu? Doğru. Bir iki tane daha hatırlatma yapayım. Ekoton dediğimiz zaman iki ekosistemin kesişim noktasıydı. Mesela iki dağın birleştiği alan gibi düşünebilirsin veya işte burası ormanlık alan, burası deniz ikisinin arasında kalan kısım ise ekoton dediğimiz alan oluyordu. Haliyle bu ekosisteme ait canlılar da bulunacak, bu ekosisteme ait canlılar da bulunacak. Yani canlı çeşitliliğinin fazla olduğu alanlardı ama birey sayısı daha azdı. Mesela şurada 100 tane inek varsa şurada 2 tane inek var. Burada 200 tane fare varsa şurada 2 tane fare var şeklinde çeşitlilik çok fakat birey sayısı azdı. Ekoton adını verdiğimiz bölgelerde canlı çeşitliliği, tür çeşitliliği fazla olduğu için rekabet de tabii ki fazla oluyordu. Farklı iki ekosistemin kesişim bölgesine ekoton denir. Doğru. Ekotonlarda birey sayısı az, tür çeşitliliği fazladır demiş. Bu da tabii ki doğruydu. Nitrifikasyon bakterileri kemo ototroftur diyor. Nitrifikasyon bakterilerine baktığımız zaman. Şimdi azotlu organik atıklar vardı. Bu organik atıkları şurada size azot döngüsünü hatırlatayım. Organik atıkları gelip kim parçalayacak? Ayrıştırıcı canlılar dediğimiz canlılar parçalayacak sağlayacaktı. Ayrıştırıcı canlılar bunu amonya yani NH3'e dönüştürdüler. Sonra devreye kim giriyordu? Nitrit bakterisi dediğimiz bakteriler giriyordu. Bunu NO2'ye çevirdiler. Sonra devreye nitrat bakterisi dediğimiz bakteriler girdi. Bunu da NO3'e yani nitrata çevirdiler. Nitrat formundayken de işte topraktan bitkiler alabiliyordu amonyağın nitrata dönüştüğü bu döngüye nitrifikasyon olayını o ismini veriyorduk. Hemen nitrifikasyon olarak da not alayım. Sonra birazcık üstünde konuşacak olursak Ayrıştırıcı canlılar kimlerdi? Bazı bakteriler, bazı mantarlar ayrıştırıcı canlılar oluyordu gençler. O yüzden de şurada yazdığı canlının prokaryot veya ökaryot olduğunda ilgili bir fikrim yok. Ama ayrıştırıcılar tabii ki beslenme çeşidi bakımından heterotrof canlılardır. Nitrit ve nitrat bakterilerine de bakacak olursam bunlar da kemosentez yapan canlıların en güzel örneğiydi. Nitrit bakterileri amonya nitrite çeviriyor. Nitrat bakterileri de nitriti nitrata çevirmiş oluyordu. Bunlar bakteri olduğuna göre tabii ki prokaryot hücre yapısına sahip olacak. Tek hücreli olacak. Kemosentez yapanların da en güzel örneği olacak. Azot döngüsüyle ilgili yazılı da bir soru karşınıza çıkabilir. Hemen ellerimi çekeyim. Bu kısmı da bir SS alın diyeyim gençler. O zaman bakacak olursak nitrifikasyon bakterileri kemo ototroftur diyor. Evet burada görev yapan bakteriler tabii ki kemo ototroftur. Ekosistem biyotik faktörlerden oluşur. Ekosistemlerin tanımına bakacak olursak komünite artı abiyotik faktörler olarak göstermiştik. E şöyle bir bakacak olursan da komünite ne demek? sınırları belli bir alanda birden fazla tür yani aslında burada canlılar var yani biyotik faktörler var bir de kimi dahil ediyormuşuz abiyotik faktörleri ekosistemler tabii ki hem biyotik hem de abiyotik faktörlerden oluşur o zaman bu bizim için yanlış Akdeniz ekosistemi ne demek istedim? Akdeniz'de yaşayan hem canlılardan bahsettim hem de cansızlardan bahsettim. Oranın sıcaklığından, pH'ından, neminden bahsediyoruz. Ekolojik nişlerine göre canlılar üretici, tüketici ve ayrıştırıcı olmak üzere üçe ayrılır diyor. Ekolojik niş ne demekti? İş demekti. Ekosistemde bir canlının üstüne düşen göreve yaptığı işe ekolojik nişi ismini veriyorduk. Tabii ki ekolojik nişi bakımından da canlıları üretici, tüketici ve ayrıştırıcı olarak üçe ayırmış olacağız. Bu bizim için ne oldu gençler işaretleyeyim doğru. Besin piramidinde aşağıdan yukarıya doğru genellikle vücut büyüklüğü artar diyor. Yine besin piramidi ile ilgili bir tane hatırlatma yapacağım. Kesin besin piramitlerinde yazılı da soru gelecek gençler. Besin piramitlerinin en alt basamağında her zaman kimler yer alır? Üretici dediğimiz canlılar yer alır. Onun üstünde birincil tüketiciler, onun üstünde ikincil tüketiciler, onun üstünde üçüncül tüketici yani son tüketici dediğimiz canlılar yer alıyor. Ayrıştırıcı canlılar ise besin piramidinin her bir basamağında yer alıyorlardı. Şuraya ne demiştik? Birincil trofik düzey burası ikincil trofik düzey burası üçüncül trofik düzey diye yukarıya doğru gidiyordu. Üreticiden son tüketiciye doğru birey sayısı ne olur? Azalır. Biyokütle ne olur? Azalır. Aktarılan enerji miktarı azalır. Biyolojik birikim artardı. Vücut büyüklüğüne genellikle yazdığı için kabul ediyorum. Üreticiden son tüketiciye doğru vücut büyüklüğü genellikle tabii ki artacak gençler. Bu da bizim için hem doğru oldu. Onu da yapıştırmış oldum. Geldim diğer bir soruma. Bitkiler azotun, amonyak, nitrit ve nitrat formlarını kullanabilirler. Hadi oradan. Amonyak formunu kullansalardı azot döngüsünde amonyak nitrite o nitrata niye dönüşseydi? Nitrat ve amonyum formunu kullanabiliyorlar. O yüzden bu bizim için yanlış. Ayrıştırıcı canlılar besin zincirinin her basamağında bulunur. Besin piramidini çizdiğimizde ayrıştırıcı canlıları her yere koyuyoruz. Mesela otu çekirge, çekirgeyi Kurbağa kurbağayı yılan yemiş olsa, ot da ölür, kurbağa da ölür, yılan da ölür. Herkes öldüğüne göre herkes ayrıştırıcılar tarafından parçalanacak. Yani ayrıştırıcılar besin zincirinin tabii ki her bir basamağında bulunacaklar. Bir malın üretim sürecinde kullanılan toplam yağmur suyuna yeşil su ayak izi denir demiş. Ne demiştim? Bir malın üretimi sırasında kullandığımız veya zarar verdiğimiz suyun toplam miktarı o ürünün su ayak izini gösteriyordu. Yeşil su ayak izi, mavi su ayak izi, gri su ayak izi vardı. Yeşil su ayak izi de o malın üretimi sırasında kullanılan Toplam yağmur suyu miktarıdır gençler. Mesela sen pamuklu bir tişört üreteceksin. Bu pamuk bitkisini yetiştirdiğin sırada ne kadar yağmur suyu kullanıldıysa o bize yeşil su ayak izini gösteriyordu. Haliyle bu da bizim için doğru oldu. Atmosfere salınan karbondioksit miktarı arttıkça karbon ayak izimiz azalır demiş. Hadi oradan ben atmosfere ne kadar çok karbondioksit veriyorsam atmosfere verdiğim karbondioksit miktarı arttıkça karbon ayak izimde tabii ki artacaktır. Gençler sadece bir insan için karbon ayak izi hesaplanmaz bir mal için hesaplanabilir bir ülke için de hesaplanabilir. Mesela bir salçanın karbon ayak izini hesaplayabiliyoruz. Diyoruz ki bu salçanın üretimi sırasında şu kadar karbondioksit tüketildi. Zaaptı fabrikada çalışırken bu fabrikadan bu kadar gaz çıktı. Bu salça şu şehirden bu şehre giderken o arabadan bu kadar gaz çıktı. Teneke başına bu kadar düşüyor deyip salçanın karbon ayak izine hesaplayabiliyoruz. Bu da bizim için yanlış. Rekabet canlıların ekolojik nişlerini tabii ki etkileyecek. Rekabet iki canlı arasında meydana gelir. Genellikle biri rekabeti kazanır. Diğeri ise elemine olur, kaybolur, yok olur gibi durumlar söz konusudur. Rekabeti kazanan bile aslında rekabetten zarar görür tek başına olduğunda hızlı bir artış gösterecekken rekabet halinde kazanan olsa bile tek başınaymış gibi hızlı artış göstermez. Bir süre sonra yavaşlık söz konusu olur gençler. O yüzden de rekabet canlıların ekolojik nişlerini tabii ki etkiler diyeceğiz. Sonra devam ediyorum. Sıradaki neydi? Boşluk doldurma sorularımızdı. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz diyor. Hemen bakıyorum. Aynı türden canlıların oluşturduğu topluluk, türün tanımını tekrar hatırla. Çok basit olmasına rağmen, dokuzuncu sınıfta, onuncu sınıfta karşımıza çıkmasına, 11-12'de de bir sürü ünitede karşımıza çıkmasına rağmen, üniversite sınavında t türün tanımını sordular. Tabii ki birbirine çok benzeyecek, tabii ki ortak bir atadan gelecek, tabii ki doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilecek. Ama iki canlıya aynı tür dememiz için önemli olan neydi? Verimli döl verebilmesiydi. Verimli dölle de kastettiğimiz şey kısır olmayan yavrular üretebilmesidir gençler doğada atla eşek insan zorlaması olmadan çiftleşebiliyor. Ama şöyle bir durum söz konusu atla eşek çiftleştiğinde bunların katır adı verilen bir yavruları oluyor. Katır kısırdır. Başka bir atla başka bir eşekle çiftleşemez. O zaman at başka bir türdür diyoruz. Eşek başka bir türdür diyoruz. Aynı türden canlılar belirli bir alanda bir araya gelip de bir topluluk oluşturursa bu topluluğa da ne ismini veriyorduk gençler popülasyon ismini veriyoruz Hatta yeri gelmişken söyleyeyim şöyle de küçük bir hatırlatma yapayım. Bunu da hemen ben yazdıktan sonra SS alıyorsunuz. Popülasyonlar bir araya geldiği zaman komüniteleri meydana getiriyordu. Komünitelere abiyotik faktörleri eklediğimiz zaman ekosistemler oluşuyor. Büyük ekosistemlere biyom ismini veriyorduk. Biyomlar da bir araya geldiği zaman biyosfer veya ekosfer dediğimiz yapıları meydana getiriyordu. Dediğim gibi burayı esas alın bu tanımlama çıkacaktır. Bir türün doğal olarak yaşayıp üreyebildiği ortama ne ismini veriyoruz? Habitat ismini veriyoruz. Canlıların habitatlarıyla da ilgili biraz konuşalım. <laughs> Şimdi Habitat bir canlının yaşamını en iyi sürdürebildiği, üreyebildiği alanlar ya. Canlıların habitatlarının büyüklüğü tabii ki birbirinden farklı olacak. Ben bir balina arıyorsam gidip göle bakacak halim yok. Balina bazı denizlerde bile olmuyor. Büyük denizlerde, okyanuslarda oluyor. Tabii ki balina arıyorsam okyanusa bakmam lazım. Okyanusta şu kadar derinlik olsun, şu besin maddeleri bulunsun gibi bazı kriterlere de dikkat etmem gerekiyor. Yani canlıların habitatlarının büyüklüğü farklıdır. Bir küçük balık için akvaryum habitat olabilirken balina için okyanuslar habitat olabiliyor. Bir de göçmen kuşları hemen hatırla. Canlılar habitatlarını değiştirebilirler. Dönemsel olarak bir canlı göç ettiği zaman aslında habitatını değiştirmiş demektir. Bir beslenme ilişkisinde yarar gören canlıya dıt, dıt zarar gören canlıya dıt, dıt ismi verilir. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman beslenme ilişkisi varmış. Biri yarar, biri zarar görüyormuş. Biri yarar, biri zarar gördüğüne göre bu ilişkinin adı nedir? Parazitizm ya da parazitlik dediğimiz ilişkidir. Yarar gören tabii ki kim olacak? Senle bit gibi düşün. Bit nedir? Parazit canlıdır. Bu birliktelikten kanını emerek yarar görüyor. Sen ise zarar gören kimsin? Tabii ki parazitin konağısın. Yani zarar gören canlıya da konak ismini veriyoruz. Ekosistemde kendi besinini kendi üreten canlılara ototrof canlılar ismini vereceğiz veya üretici canlılar ismini verebiliyoruz gençler. Kendi besini kendi üretemeyip doğadan hazır olarak alan canlılarımız da var. O canlılara ise heterotrof beslenen canlılardır diyeceğiz. Tabii ki onlara aynı zamanda tüketici canlılar ismini de veriyoruz. Ekosistemi oluşturan canlıların birbiri üzerinden beslenmeleri sonucu oluşan karmaşık ilişkiye he Canlıların birbirleri üzerinden beslendikleri zaman oluşan zincire besin zinciri ismini veriyoruz. Mesela işte ot varmış. Otu kim yemiş? Çekirge. Çekirgeyi kim yemiş? Kurbağa. Kurbağayı kim yemiş? Yılan. Bu bizim için bir besin zinciridir. Otu buradaki kim yesin? Tavşan yesin. Tavşanı aynı zamanda yılan yesin. Yılanı gelsin ak baba yesin. Çekirgeyi bilmem kim yesin. Onu da yılan yesin gibi daha kompleks, daha karmaşık bir hal aldığı zaman artık besin zinciri demiyoruz. Besin zincirlerinin bir araya gelmesiyle oluşan daha karmaşık, daha kompleks yapıya ise ne ismini vereceğiz gençler? Besin ağı ismini vereceğiz. Hemen devam ediyorum tabii ki boşluk doldurmalarıma. Ötrafikasyon sonucu sularda nokta nokta canlılarının faaliyeti artar diyor. He, duruyorum. Şimdi ötrofikasyon ne demekti? Ötrofikasyon bizim azotlu fosforlu gübrelerimiz genellikle oluyor ya da kanalizasyon suları. Tabii ki bizim atıklarımızdan meydana geldiği için bu kanalizasyon sularında azot ve fosfor miktarı fazla. Bu kanalizasyon suları veya gübreler denizlere okyanuslara karıştığı zaman okyanusta yaşayan alplerin sayısında aşırı 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 bir artma söz konusu oluyor. Ya hocam alpler fotosentez yapan canlılar miktarlarının artması madde döngüleri açısından iyi değil mi? Tabii ki iyidir. Alpler oksijen ve karbondioksit döngüsü için önemli fotosentez yapan canlılardır. Ama her şeyin aşırısı zararlı. Bu gübreleme, azotlama çalışmaları sonucunda, faaliyetleri sonucunda alplerin sayısı aşırı derecede artıyor. Alplerin sayısı arttığı için Bunlar suyun üstünde bir tabak oluşuyor. Alt kısımlara oksijen ulaşamıyor. Balıklar dipte ölmeye başlıyor. Balıkların ölmesine bağlı olarak bu sulardaki ayrıştırıcı faaliyetleri artıyor. Organik atıklar çoğalıyor. Sular pis kokuyor, kötü kokuyor. Yanına yaklaşılmayacak hale geliyorlar. Yani ötrofikasyon bir şekilde su kirliliğidir gençler. Ötrofikasyon sonucu sularda da tabii ki saprofit faaliyetleri, ayrıştırıcı faaliyetleri, çürükçül faaliyetleri artmış olacak. Besin piramidindeki basamaklarının her birine dıt, dıt denir diyor. Ben size bunu anlattım. Besin piramidinde hiç unutmuyorsun her zaman en altı üreticiler. birincil tüketici, ikinci tüketici, üçüncü tüketici, son tüketici ayrıştırıcılar da her yere geliyor. Her bir basamağa da ne ismini veriyorduk? Trofik düzey diyorduk. Üreticiler besin piramitlerinde her zaman birincil trofik düzeyde yer alır. O zaman besin piramidindeki basamakların her birine ne ismini veriyoruz? Trofik düzey ismini veriyoruz gençler. Besinlerini katı parçalar halinde almak hangi anlama geliyordu? Besinlerini katı parçalar halinde alan canlılar holozoik beslenme özelliğine sahip canlılardır. Holozoik beslenme özelliğine sahip canlıları da otçul, etçil, hepçil diye gruplandırıyorduk. Hayvansal besinlerle beslenen hayvanlara dıt, dıt ismi verilir diyor. Hemen burada da durarak size bir şey hatırlatması yapacağım. Şimdi besinlerini katı parçalar halinde alarak beslenen canlılara holozoik beslenme özelliğine sahip yani katı parçalar halinde besleniyor demişiz. Bunları da ne yaptık? Otçul olarak gruplandırdık. Etçil olarak gruplandırdık bir de hepçil olarak gruplandırmış olduk. Şimdi otçullara bakacak olursak bunların tabi diğer isimlerini de bilmemiz gerekiyor. Aklımızda kolay kalsın diye uydurmasyon bir formül bulmuştuk. Otçul beslenme özelliklerine sahipler. Otlar her yerde otçullara aynı zamanda her bir vorlarda diyebiliyorduk. Kimden bahsediyoruz? İnek, koyun, keçi, çekirge gibi canlılardan bahsediyoruz. Etçil beslenme özelliğine sahip canlıları düşündüğümüz zaman da et yemesi için karnının çok büyük olması, etlerin sığması lazım. Etçil beslenenler karnivorlar dediğimiz gruptu. Hepçillere de omnivorlar, her bulduğunu yiyorlar demiştik. Burayı da mutlaka bir not alın gençler. Buradan da soru karşınıza gelecektir. O zaman katı parçalar halinde beslenenlere holozoik canlılar dedik. Hayvansal besinlerle beslenen ne olur? Etçil olur. Yani hayvansal besinlerle beslenenlere karnivor canlılar ya da etçil canlılar ismini tabii ki verebiliyoruz. Dünya üzerinde canlıların yaşayabildiği alanların tamamı. Okyanusun canlı yaşayan en derin noktasından atmosferin canlı yaşayan en üst noktasına kadar canlıların yaşadığı alanların tamamına birden ne ismini verebiliyorduk? Biyosfer ismini verebiliyorduk. Biyo canlı demek fer tabaka, canlı tabakası anlamına geliyor. Diğer bir ismi de neydi gençler? İkisini de yazmış olayım. Ekosfer ismini de verebiliyorduk. Atmosferde bulunan bazı gazların güneşten dünyaya gelen ısıyı tutmasına sera etkisi ismini verecektik. Sera etkisi kötü bir şey değil. Sera etkisi dünyanın olması gereken sıcaklıkta kalmasını sağlıyor. Bizim sorunumuz neyle? Sera etkisinin artmasıyla. Sera etkisi arttığı zaman dünya olması gereken sıcaklık değerinden daha fazla bir dereceye sahip oluyor. Bu da küresel iklim değişikliğine, küresel ısınmaya yol açıyor. Bu gazların artmasıyla atmosferde tutulan ısı miktarının artması sonucunda da tabii ki istemediğimiz küresel ısınma meydana geliyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak da küresel iklim değişikliği görülüyor gençler. Hemen diğer bir soruma da geçtim. Bu sorumuzda neyle alakalı çıktı? Kalıtımla alakalı çıktı. Hatta kan grupları ile ilgili bir soru. Yandaki soy ağacında bir ailedeki bireylerin kan grupları fenotipleri verilmiştir diyor. Buna göre soy ağacında numaralandırılmış bireylerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye de sormuş. Şimdi buraya bakmadan önce şuradan bir yazmaya çalışalım. Kim kime gidebiliyor diye. Buraya baktığın zaman AB RH pozitif bir bireyden bahsediyoruz. Şöyle açık yazmaya kalkarsam AB olduğunu zaten biliyorum. RH pozitif büyük R yanını bilemedim. Sonra şuna baktığım zaman A kan grubuna sahipmiş. AA da olabilir, A0 da olabilir. Küçük R, küçük R olduğunu da negatif olduğu için biliyorum. Yazmaya kalkacak olursam şunun yanını yazabilir miyim? Yazabilirim. Neden? Bunun annesi neymiş? negatifmiş. Negatif olduğuna göre küçük r, küçük r, küçük r'nin birini bu tarafa vermek zorundadır gençler. Ya da yazabildiklerimi yazayım şuranın üstünden size göstereyim ondan sonra doldurayım aklınız karışmasın. 3 numarayı yazmaya kalktığım zaman A olduğunu biliyorum, yanını bilemedim. Küçük r, küçük r olduğunu biliyorum. B olduğunu biliyorum yanını bilemedim. Büyük R olduğunu bildim yanını bilemedim. Sonra tekrardan yazmaya kalkarsam A yanını bilemedim. Büyük R olduğunu biliyorum. 0 0 küçük R küçük R'ymiş. 3'ü zaten üstüne yazmıştım. Bunları da yazmaya kalkarsam A olduğunu biliyorum. Küçük R küçük R olduğunu biliyorum. 0 0 bir de büyük R'ye yanını bilemedim şeklinde. Yazmaya başlayayım. Bir kere bunun 0 0 küçük r küçük r çocuğu olduğuna göre 0'ın birini anasından aldı birini babasından aldı. Küçük r küçük r olduğuna göre birini anasından aldı birini babasından aldı. Buna hemen yazabildim. Sonra şu tarafa bakacak olursak. Bu A'yı buradan almış, buradan sıfırdan başka alternatifi var mı? Yok, yani bu kesinlikle sıfır olmak zorunda. Şimdi yanını yazmaya kalkarsam, büyük reyi, anası babası bir tek şuradan babadan alacak, anneden ne gelecek? Küçük resi gelecek, başka alternatifi yok. 3 numaraya bakacak olursam, A'yı buradan aldığına göre sıfırı mutlaka bu taraftan almak zorunda. E buradan ilerlemeye kalkacak olursam. A'yı bu taraftan aldı, B'yi bu taraftan aldı, sıkıntı yok. Büyük R'yi şuradan aldı, buradan küçük R'den küçük R'den başka alternatif yok. Onu aldı. Şurayı yazmaya kattığım zaman Burası A'yı aldığı yer. Eğer burası B, B olsaydı bunun çocuğuna B'yi vermiş olması lazımdı. O zaman burası da kesinlikle sıfır olmak zorunda. Şurası da sıfır olmak zorunda. Küçük R, küçük R olduğuna göre birini anasından aldığına göre birini de babasından aldı. Yani aslında soy ağacına bakarak bütün sülaleyi yazabildik. Hemen kontrole başlıyorum. 5 numaralı bireyin genotipi AB büyük R küçük R'dir. 5 numaralıya baktığımda AB büyük R küçük R olduğunu gördüm. O zaman bu bizim için doğru. 4 numaralı bireyden kızına bu özellikler bakımından çekinik gen aktarılmıştır. 4 numaralı bireyin kızına bakacak olursak şu bireyden bahsediyoruz. Babadan ne gelmiş? Sıfır. Sonra buradan ne gelmiş? Küçük R gelmiş. E haliyle babadan kıza hep küçük R ile sıfır gelmiş yani çekinikler gelmiş doğru. 3 numaralı birey ile erkek çocuğu arasında kan uyuşmazlığı görülebilir. 3 numaralı birey kim? Hemen bakıyorum A0 küçük R küçük R. Erkek çocuğu pozitif. Anne negatif, bebişim pozitif olduğu durumlarda kan uyuşmazlığı söz konusu olabiliyordu. O zaman bu da doğru. 2 numaralı bireyin genotipi çift sıfır, daha doğrusu sıfır sıfır, büyük R, küçük R'dir diyor. Onu da zaten açık halinde yazmıştık, doğru. 1 Bir numaralı bireyden tüm çocuklarına bu özelliklerle ilgili çekinik gen aktarılmıştır diyor. 1 Bir numaralı bireye baktığım zaman yok, bu çocuğuna ne gitmiş? Baskın gen A gitmiş. Bu çocuğuna da yine A'yı vermiş illaki sıfırı göndermemiş yani çekini göndermemiş baskını gönderdikleri de var hemen bir tane de eşleştirme sorusu karşımıza çıktı daha doğrusu eşleştirme sorusu değil test sorusu gençler renk körü bir erkek bu özellik bakımından genotipi bilinmeyen bir kadın ile evlenmiş taşıyıcı bir kız çocukları ile renk körü erkek çocukları olmuştur Burayı yazmaya başlıyorum. Buraya bakarak sen de hemen arkasından bir foto alıyorsun. Renk körü bir erkek dediğine göre hemen erkeği yazmaya başlıyorum. X üzeri küçük r'ye Y. Gitmiş bir tane kadınla evlenmiş. Kadının şimdilik genotipini bilmiyorum ne olduğunu. Sonra Genotipi bilinmeyen diyor. Çünkü taşıyıcı bir kız çocukları olmuş. Taşıyıcı kız çocuğunun olması demek X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R ye bir kız çocukları olmuş. Bir de renk körü erkek çocukları olmuş. Erkek çocuklarının renk körü olabilmesi için x üzeri küçük r'ye y olması lazım. Bize anayla babanın genotipini bulalım diye çocukları vermiş. Şimdi şu kız çocuğuna bakacak olursan iki tane x'i var. x'in birini babasından almış olması lazım. O zaman diğer x'ini kimden alacak? Annesinden. Babadan x üzeri küçük r'yi alacağına göre anneden neyi aldı? x üzeri büyük r'yi. Annede kesinlikle bir büyük r olduğunu biliyorum. Sonra buradan geçtim erkek çocuğuna. Erkek çocuğu y'yi kimden alacak? Babasından. Babadan erkek çocuğuna mutlaka y'nin geçişi olacak. O zaman bu x üzeri küçük r'yi kimden aldı? Anasından aldı. O zaman anası da x üzeri küçük r'yi taşımış olacak. Annenin hop ne olduğunu bulduk. Taşıyıcı olduğunu bulduk gençler. Buna göre bu aileyle ilgili diyor. Kesinlikle doğrudur diyor. Kesinliklerinin de altını çizdim. Anne taşıyıcıdır. Annenin genotipini buldum. Evet, anne kesinlikle taşıyıcıdır. Gençler, baba renk körlüğü geni, genini babasından almıştır diyor. Düşünüyorsun. Şimdi erkek çocuk babadan bahsediyor. Baba böyle X üzeri küçük r ye. ye. Renk körlüğü genine şu. Babadan erkek çocuğa her zaman ne geçiyor? Y geçiyor. Baba renk körlüğü genini X genini nasıl babasından alsın? Babadan erkek çocuğa hep Y'ler geçtiğine göre X'ler kimden gelecek? Anasından. Yani baba renk körlüğü genini işte babasından almıştır falan gibi bir şey söz konusu olamaz gençler. Erkek çocuk renk körlüğü genini annesinden almıştır. Y'yi babasından aldığına göre şu X üzeri küçük R'yi kimden aldı? Annesinden. Tabii ki renk körlüğü genini annesinden almıştır. Kız çocuk annesinden özellikle ilgili baskın yeni almıştır. Ee, babadan gelecek x üzeri küçük r olduğuna göre şunun kesinlikle kimden geldiğini biliyoruz? Anneden. O zaman bu da bizim için tabii ki doğru oldu. Kesinlikle doğruları sormuş cevabımız 1, 3 ve 4 şeklinde oldu. Hemen buradan da diğer bir soruma geçiş yapıyorum. Aşağıda verilen genlerle kalıtılan özellikler en az bir soy ağacına uygun olduğuna ve tüm özelliklerle ilgili genler sadece bir kez kullanılmak zorunda olduğuna göre en uygun eşleştirmeye yapınız diyor. Şimdi baktığımız zaman otozomal çekinik genellikle hepsinde tutar gençler. O yüzden ondan gitmeyelim. Kimleri seçelim? X'e bağlı baskın seçelim. X'e bağlı baskınla ilerlediğimiz zaman kim kime gitmek zorunda? Şöyle bir baktığımız zaman bir kere erkekte var, babasında var. Erkekte yok, babasında da yok. Şuraya baktığımız zaman bu ikisi YY Bağlı olarak taşınanlar olabilir. Baba da var, baba da var, baba da var, baba da var. Yani şunların A ve B'nin 3'e ait olduğunu tabii ki düşünebilirim. Babalarda çıktığına göre. Olması veya olmaması önemli değil. Şu ikisi olabilir. Yani 3'e baktığımız zaman ya A olacak ya B olacak. Birazdan elemeleri yapacağım. X'e bağlı baskın dediği zaman da hangisinin gitmesi gerektiğini eşleştirmeye çalıştığımızda bir bakmaya başlayalım. X'e bağlı çekinik gen yani dediğim gibi zor çıkar gençler. Otozomal baskından gidebiliriz. X'e bağlı baskından ilerleyebiliriz. X'e bağlı baskını kendi içerisinde tabii sizin silginiz var deneyeceksiniz. Ben olanlar üstünden size göstereceğim. Mesela X'e bağlı baskın diyorsa bunun ne olması lazım? X üzeri büyük ağlı bir şey olması lazım yanını bilemiyorum. Ama olmayanların ne olması lazım? Kesinlikle bu özelliği göstermiyor olması lazım. Bakalım tutacak mı? Şimdi y'yi buradan alsa, bu da özelliği gösterdiğine göre x üzeri büyük a'lı olsa, y'yi bundan alsa, anneden x üzeri küçük a'ya alsa sıkıntı var mı? Yok. Buradan şuna x üzeri küçük a gelse yani burada x üzeri büyük a taşınım yani baskın taşınımla ilgili herhangi bir sorun yok gençler. 4'ün haliyle e'de olduğunu söyleyebiliriz. Siz yazar çizerek yapacaksınız dediğim gibi ama benim burada çok silme alternatifim olmadığı için en alternatifli olanı seçip onun üzerinden değerlendirmesini yapıyorum. Sonra devam edelim otozomal baskın taşınması biraz zordur dedik ya onu da şurada bir denemiş olayım. Bakacağım otozomal baskın taşınıyorsa diğerlerinin çekinik olması gerekiyor. Bakalım burada tutma olacak mı? Küçük A'nın birini buradan alsa diğerini buradan alsa bunun yana büyük olsa olur mu olur? Büyük A'yı buraya verse küçük A'yı buraya verse sıkıntı var mı? yok. Yani D'ye baktığımız zaman bunun da tabii ki iki şeklinde taşınma alternatifi var. Hemen bunun etrafına da D'yi yazmış oldum. Şimdi C'ye bakacak olursak hangileri bizim elimizde kaldı? Otozomal çekinik kaldı. X'e bağlı çekinik kaldı. Bir de Y'ye bağlı baskının A mı B mi olduğunu bilemedik ama kesinlikle burada olduğunu biliyoruz. C olmadığını biliyoruz. Şuna bir baktı, bakacak olursak Deneyelim x'e bağlı çekinik oluyor mu? Şimdi şurası olsaydı x'e bağlı çekinik nasıl düşündüm biliyor musun? X'e bağlı çekinik olsa mesela bu renk körü olacak. X üzeri küçük r'ye küçük r. X üzerinin küçük r'nin birini buradan alacak, birini buradan alacak. Erkek y diğeri y olacağına göre bunun da taralı olması lazımdı. Yani bunun x üzeri çekinik taşınma alternatifi yok. Şurayı deniyorum. Bu renk körü olarak düşündüm. X üzeri küçük r'ye y Y'yi buradan alsa yanının ne olması lazım? X üzeri büyük R şeklinde. Sıkıntı var mı? Yok. E bu da X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R olsa küçük R'yi buraya vermiş olsa sıkıntı yok. Bu X üzeri büyük R'ye X üzeri büyük R de olabilir. Şuradan X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R'yi de buradan almış olabilir. Sıkıntı var mı? Yok. Yani birinin de nereye gitmesi lazım? C'ye gitmesi lazım. Bu ikisinin arasında kaldığım zaman otozomal çekinik hangisi, otozomal baskın hangisi diye bakacak olursak. Şimdi otozomal çekiniği denemeye başlıyorum. Şu küçük a küçük a olsa küçük a'nın bunun da küçük a küçük a olması lazım. Küçük a'nın birini buradan alsa yanı büyük a'lı olsa sıkıntı var mı yok. Burası büyük a yanı küçük a olsa sıkıntı var mı yok. Yani a'ya baktığımız zaman x'e bağlı otozomal daha doğrusu otozomal çekinik taşınıyor olabilir mi? Olabilir. Yani şu da 5 şeklinde olabilir. O zaman a'yı buraya verdik. A'yı buraya verdiğimize göre bu tarafa da neyi verebiliriz? Gençler B'yi verebiliriz. Y'ye bağlı baskın olabilir mi? Olabilir. Mesela X kromozomu şurası da Y olsun. Y üzeri büyük A. Buradan da Y üzeri büyük A buraya aktarılmış olabilir. Yani baktığımız zaman da 3 de buraya gidebilir. C'nin üstüne de neyi yazmamız gerekiyordu? 1'i yazmamız gerekiyordu. Yani hepsini birine oturtmak istersek A5 olabilir. B3 olabilir. C1 olabilir, D2 olabilir, E de 4 şeklinde olabilir olmalarında herhangi bir sakınca yok diyeyim. Hemen diğer bir iş soruma da geçiyorum. Ne çok allellilik kalıtım sorusu. Diploid bir canlıda A karakterinin kalıtımından sorumlu genler arasında tam baskınlık ilişkisi varmış. B karakterinin kalıtımında da ee, B1, B2'ye baskınmış. B2 ile B3 arasında da eş baskınlık olduğu tespit edilmiş. Şimdi oluşabilecek fenotip çeşidi sayısı ve genotip çeşidi sayısını bize sormuş. Unutmuyorsun şöyle bir hatırlatma yapacağım sana. Birine A karakteri için yazıyorum. A1 baskındır A2'ye o da baskındır A3'e demiş. Burada da ise B1 baskındır B2'ye o da eş baskındır B3'e şeklinde yazmış. E baktım ne yazabilirsin? A1'e A1 olur hocam. A1'e A2 olur hocam. A1'e A3 şeklinde olur hocam. Sonra A2'ye A2 olabilir. A2'nin yanına A3'ü alabilir. Veya A3'ün yanına A3'ü alabilir. Bir sıkıntı yok. Buraya da baktığımızda yine B1'e B1 olabilir, B1'e B2 olabilir, B1'e B3 olabilir. Sonra ne diyorduk? B2'ye B2 olabilir, B2'ye B3 olabilir veya B3'e B3 olabilir. Hoca her seferinde uzun uzun yazacak mıyız? Hayır ben size kısa yolunu göstermiştim. Demiştim ki genotip çeşidini bulmak istiyorsanız ne yapacaktınız? N çarpı N artı 1 bölü 2 yapacaktınız. N de buradaki allel sayısı 1, 2, 3 olduğuna göre 3 çarpı 4 bölü 2'den zaten 6 genotip çıkar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 genotip çıktığını hesapladık. Fenotip çeşidine de bakacak olursak tam baskınlık durumunda fenotip çeşidi allest gen sayısı kadardı. Yani 3 yapıştırıp gidebilirsin veya ispat edeyim bunların hepsi A1'e benzer, bu A2'ye benzer, burası da A3'e benzemiş olacak. Yine şuraya bakacak olursak genotip çeşidi hiç değişmez. En çarpı en artı 1 bölü 2'den 6 çeşit olduğunu bulabilirsin. Eş baskınlık durumunda fenotip çeşidi aller sayısı artı 1'dir dedik. Neden? Buradakilerin hepsi kime benzedi? B1'e. Şu kime benzedi? B2'ye. Şurada ara bir şey çıktı. B2, B3 dediğimiz. Şurada da hop B3 çıktı. Yani eş baskınlık olduğu zaman 1, 2, 3 ve 4 şeklinde oluyordu. Bir fazlasını alıyorduk. O zaman oluşacak fenotip sayısı A karakteri için Tam baskınlık olduğu için 3 tanedir. B karakteri için eş baskınlık arada var. 4 çeşit fenotip açığa çıkmış oldu. Genotip çeşidi sayısı değişmez. N çarpı n artı 1 bölü 2'den A içinde 6 tane. B içinde tabii ki 6 tane genotip açığa çıktı. Dıt dıt çaprazlaması sonucu oluşacak bireylerin genotip ve fenotip sayısını soruyor. Hemen çaprazlamayı sizinle birlikte yapıyorum. B1'e B3 çarpı B2'ye B3 şeklinde yaptım ve dağıtmaya başlıyorum. Bunun karşısına bu geldi, bunun karşısına bu geldi, bunun karşısına bu, bunun karşısına da bu geldi. Çaprazlamayı yapacak olursak benimle birlikte siz de söyleyin. B1'in karşısına ne geldi? B2 geldi. B1'in karşısına B3 geldi. Sonra 2'yi önce yazayım aklım karışmasın. B2'nin karşısına B3 geldi. B3'ün karşısına B3 geldi. Şöyle bir baktığımız zaman duruma. Genotip ve fenotip çeşidini sorarsa kaç çeşit genotip açığa çıktı? Hepsi birbirinden farklı olduğuna göre genotip çeşidi sayısı 4 çıktı. Fenotip çeşidine bakacak olursak bu kime benzedi? B1'e benzedi hocam. Bu kime benzedi? B1, B3. Bu da B1'e benzedi. Şuraya baktığımız zaman bunlar kime benzedi? B2, B3 eş baskınlık olduğu için ara bir şey çıktı. B2, B3 diye. Şu da B3'e benzemiş oldu. 1 2 3 dedik. Yani fenotip çeşidimiz 3 çıkıyor. Hemen devam ediyorum buradan. Bir tane de ne sorusu çıktı? Ekosistem ekolojisi sorusu çıktı karşıma. Aşağıdaki soruları <laughs> Verilen besin zincirine göre cevaplayınız diyor. Besin zincirindeki canlıları besin piramidinde göstererek üretici, tüketici, birinci ve ikinci, üçüncü tüketici ayrıştırıcıları, trofik düzeylerini gösteriniz diyor. Besin zincirinde bunları göstermek istersem Besin zincirinin en alt basamağında tabii ki kim olacak? Buğday olacak. Üretici canlı olduğu için. Buğdayı kim yemiş? Fare yemiş. O farenin de tabii ki üste gelmesi gerekiyor. Fareyi kim yemiş? Yılan yemiş. Yılanı da kim yemiş? Atmaca dediğimiz canlı yemiş. E ayrıştırıcı canlılar da besin piramidinin tabii ki her yerinde yer alacaklar. Ne? Burası üretici canlı tabii ki birincil trofik düzey. Burası birinci tüketici, ikinci il trofik düzeyde. Şurası ikinci tüketici, üçüncü il trofik düzeyde yer alıyor. Şu da üçüncü il tüketici, dördüncül trofik düzeyde yer alıyor. Besin zincirindeki canlıların birey sayılarını çoktan aza doğru yazınız demiş. Birey sayılarından bahsedecek olursak en çok birey sayısına tabii ki buğdayın gelmesi gerekiyor. Sonra fareler çoktur, sonra yılanlar çoktur, sonra atmacalar çoktur gençler. Ayrıştırıcılar her yerde olduğu için onlarla ilgili yazma yapmıyoruz diye. Hemen buradan da diğer bir soruma geçiyorum. Besin zincirinde üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe biyo kütle ne olurdu? kimden kime besin zincirini şöyle hayal et üreticiden son tüketiciye doğru gidiyorum. Biyo kütle tabii ki azalacak. Biyolojik birikim artacak. Aktarılan enerji miktarı azalacak. Vücut büyüklüğü ise genellikle artıyordu gençler. Fare sayısının artması sonucunda besin zincirinde meydana gelebilecek değişimlerden de bahsedecek olursak az önceki zinciri yazacağız. Şurası buğdaydı. Buğdayı kim yemişti? Fare. Fareyi kim yemişti? Yılan. Yılanı kim yemişti? Atmaca dediğimiz canlı yemişti. Bizim fare sayımızda ne varmış? Artış varmış. Fare sayımızda artış olduğuna göre buğday sayımızın ne olması lazım? Fareler daha çok buğday yiyeceğine göre buğday sayımız azaldı. Fare sayısı arttığına göre of yılanlar dedi ki yemek bulduk. Yılan sayısı arttı. Buna bağlı olarak atmaca sayısı da tabii ki artacak gençler. Buradan da hemen bir tane eşleştirme sorumuza çok hızlı bir şekilde geçiyorum gençler. İki farklı ekosistemin kesişim noktasına ne ismini vermiştik? Ekoton demiştik. Ortak bir atadan gelen benzer yapı ve görevde olan organları bulunan aralarında çiftleştiklerinde verimli döl oluşturabilen canlılar tabii ki aynı tür olacak. Işık varlığında kendi besini kendi sentezleyebilenler fotoototrof canlılardır. Sınırları belli bir alanda canlı ve cansızlardan oluşan çevreye ekosistem ismini veriyorduk gençler. Hemen bakıyorum. Canlı ve cansız çevreden meydana gelen ekosistemi bulamadım. Buradaymış ığda. Bitkisel ve hayvansal besinlerle beslenen canlılar hepçil canlılar yani omnivor canlılardır. Kendi besinini üreten fakat gerekli durumlarda dışarıdan alabiliyorsa karlı iş hem ototrof hem etetrof oldu. Bir türün doğadaki işlevi tabii ki onun ekolojik nişini gösterir. Organik atıkları inorganik maddelere dönüştürülüyor üren canlılar saprofit ayrıştırıcı çürükçül dediğimiz canlılardır. Büyük iklim kuşaklarına bağlı olarak oluşan ekosistemlere, büyük ekosistemlere biyom diyorduk. Sınırları belli bir bölgede farklı türden oluşan canlılar da komüniteleri meydana getiriyordu. Bu sayfanın mutlaka bir esesini alıyorsunuz. Bu tanımlar yazılda karşınıza çıkacak. Sonra son sorumuza da geçiyoruz. Azot döngüsüyle ilgili bir soru çıktı karşımıza gençler. Yanda azot döngüsü gösterilmiştir. Buna göre azot döngüsüyle ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız diyor. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman nitrifikasyon olayında görev yapan canlılar nitrifikasyon olayında amonya nitrite nitritin nitrata dönüşmesi lazım. Yani 2 ve 3 numaralı canlılar görev yaptı. Azot fiksasyonunda görev yapan canlılar dediğimiz zaman da azotun yapıya katılmasından bahsediyoruz. Tabii ki birdeki canlı. Denitrifikasyon topraktaki azotun atmosfere verilmesidir. O da dört numaralı canlı olacak. Kesinlikle prokaryot olan nitrit ve nitrat bakterileridir. Yani kimden bahsediyoruz? 2 ve üçten bahsediyoruz gençler. Sonra topraktaki azotu daha doğrusu atmosferdeki azotu amonyak şeklinde toprağa dönüştürebilen rizobium bakterileri da atmosfere verebilenler denitrifikasyon bak bakteriler bakterileridir. Ökaryot olabilecekler de karşı kalanlardı. Yani 5, 6 ve 7 şeklinde olacak. Böylelikle yazılı hazırlığımızı da bitirmiş olduk gençler. Hemen buradan ödüllü soruya geçiş yapıyorum ama her şeyden önce hepinize yazılı da çok 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 başarılar diliyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.